Ama bakanın herhangi bir sorumluluk hissettiğini görmüyoruz. Bakanın bugünlerdeki gündemi basketbol okulu. Şimdi Ertan Aksoy'la hukukçu Ali Gül'e söz vereceğim ama Turan Bey'e ben sadece bu dilimde bizimle birlikte sonra veda edeceğiz. Bir o yüzden bir ara yorum olarak yeniden Turan Bey'den yorum almak istiyorum. Sonra Fikret abi de dinleyeceğiz. Turan Bey, bu Atatürk Havalimanı'ndaki şov için ne diyorsunuz? Gösteri için ya da şov demeyeyim de gösteri diyeyim ben ona. Yani bilmiyorum, daha önce de herhalde emniyet ve jandarmaya araç alınmıştır. Neden bunlar bir araya toplanır da bu kadar bir gösteriye ihtiyaç duyar? Çünkü Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun tek tek sormuş. Şu kadar tır gerekir, bu kadar bilmem ne gerekir, bütün masraf nereden çıktı? Siz ne dersiniz? Salih Bey çok yerinde sorular sormuş. Bir tanecik de ben ekleyeyim. Yani bu kadar aracın oraya getirilmesi esnasında İstanbul'un trafik yüküne ne kadar bir ek külfet getirdiler, bunu da sorgulamak lazım. Bakın, AKP'nin 22 yıldır yaptığı bir tek şey var: gösteriş. Hastanelere bakın. O devasa hastaneleri yaptılar ki bunların önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde Türkiye'ye hem sağlık noktasında hem de ekonomik noktada akıl almaz faturalar olacak. Öyle büyük bir ihanet ettiler ki bu ülkeye, ülkenin temel sağlık hizmetlerini mahvettiler. Birilerinin cebini doldurmak için o devasa hastaneleri yaptılar. Küçücük bir örnek vereceğim. Bakın, İngiltere'de 80 metrekarelik bir hastane alanına bir yatak düşer. Dünya standartları 100-150 metrekaredir. Eski Sağlık Bakanı, ki bu hastanelere imza atmış Sağlık Bakanı, onun hastanelerinde 125 metrekareye bir yatak düşer. Bu hastanelerde, şehir hastanelerinde 313 metrekareye bir yatak düşüyor. Niye biliyor musunuz? Şundan dolayı. Çünkü o çeteleri beslerken metrekare üzerinden kira ödüyorlar. Onun için o büyük devasa yerleri yaptırdılar. İçerisi kocaman kocaman koridorlar, devasa binalar ama içerisinde verilen hizmet kalitesi son derece yetersiz. Gelelim adliye saraylarına. Dünyanın en büyük adliye sarayını yaptık diye övünüyorlar, şov yapıyorlar, binaların büyüklüğüyle, duvarların kalınlığıyla şov yapıyorlar. Bir taraftan bunları yaparken birilerinin cebine akıl almaz bir şekilde dolduruyorlar. Ama adaleti insanlar siyasetçilerin kapısında, Erdoğan'ın kapısında arıyor. İşte Sinan Ateş davası. Sen bu ülkede adaleti tesis edememişsin. Götür istediğin büyüklükte adalet binaları, adalet sarayları yaptır, hiçbir anlamı yok. Buradaki mantık da budur. Tamamen gösteriş, tamamen bir şov, tamamen bir şatafat. Salih Bey'in sorduğu soruların hepsi tamamen yerindedir. Ama burada bir küçük ek daha yapacağım. Alınan araçların önemli bir kısmının TOG olduğunu biliyoruz. Çünkü TOG ciddi bir çöküş aşamasında, misyonunu tamamladı. Az önce buğdaylarda söylediğim gibi siyasi hokkabazlık gereği aldılar, kullandılar. Ve bugün TOG artık ciddi bir krizle karşı karşıya, onları da devlete satıyorlar. Bu kadar aracı oraya yığarak, bu kadar gösterişli, bu kadar şatafatlı programlar yaparak sen neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Önce bu milletin adalete ve devlete olan, hukuka olan, emniyete olan güvenini tesis et. Günlerdir konuştuk biz çetelerle emniyet teşkilatlarının ne kadar ilişkili olduğunu, bir takım ilişkiler içerisinde girdiğini. Son bir not daha söyleyeceğim. Bakın, Atatürk Havalimanı'nın yıkılarak birilerine peşkeş çekilmesi bu ülkedeki en büyük ihanetlerden bir tanesidir. 12 milyar dolar bugün yapmaya kalksanız o havaalanı. Ve şu anda birilerinin cebini doldurmak için, Erdoğan'ın tabiriyle daha sonra birileri yatıp yuvarlansın diye o güzelim havaalanını mahvettiler. Tabiatıyla neresinden bakarsanız bakın, şov anlayışıyla, rant anlayışıyla, hangi perspektiften değerlendirirseniz değerlendirin, çok vahim bir tablodur bu. Aslında bir AKP klasiği. AKP hala hokkabazlık peşinde. Yani olayın ruhunu kaybetmiş ama gösterişle, şovla, hokkabazlıkla milleti kandırma peşinde. Ama bir cümle daha ekleyeyim. Değerli konuşmacıların zamanını almak istemiyorum. Sahada inanılmaz bir öfke var Gökmen Bey. Sahada hiç kimsenin tahmin edemeyeceği, Erdoğan'ın bile hayal edemeyeceği akıl almaz bir öfke var. Ve Erdoğan'ın %50, %60, %70 aldığı yerler var Balıkesir'de. Gidiyorum. Erdoğan'a oy verdiğini söyleyip artık AKP'yi ağzına almıyor zaten. Direkt hedef Erdoğan. Ve çok ciddi bir eleştiri altında Erdoğan. Türkiye tarihi bir dönüşüme ve değişime hazır. Biz muhalefet mensupları olarak, Yunus Emre Bey çok değerli siyasetçi arkadaşım, onun partisi, bizim partimiz, diğerleri, sorumluluğumuzu yerine getirelim. Doğru bir muhalefet yapalım. Toplumun gündemini Ankara'ya taşıyalım. Artık bu ceberut anlayışın son dönemine gelinmiştir. Ve bütün bu konuştuklarımızı artık unutup yepyeni ufuklara, Türkiye'yi yolculuğa çıkartacağız inşallah. Peki. Arkadaşlar, araya araştırmanın son sonuçlarından ikisini şu an
konuşabiliriz. Çünkü anlattığımız konuyla ilgili biri son bir yıl içinde faturalarınızı ödemeyle ilgili zor.